Müziğini kısalım. Tesla'da var, TOG'da var. Fazlaca ama diğer firmanın hem habit hem iyi bir modeli yaygınlaştı. Ya iyi oldu. Olsun olsun. Yani şey konusunda ben okuyayım. Yani ya ben o yüzden şeyi çok komik buluyorum. Hani EV kullanan birisi olarak, elektrikli araba kullanan birisi olarak insanların Türkiye'de elektrik gelişmelisi dediğine gülüyorum açıkçası. Yani İstanbul, Ankara, İzmir için falan konuşuyorsak, büyük şehirler için konuşuyorsak, araba sahibinden daha fazla elektrik pompası var. Yani sen kullanmadığın için fark etmiyorsun ama var. Çünkü bakmasanız görmüyorsunuz. Bakmasanız görebileceğiniz şeyler değil o şarj istasyonları. Ya 7/24 uzun yol yapıyorsan bence de almanın manası yok. TOG al. Elektrikli istiyorsan. TOG'un çünkü menzili iyi. Tesla'ya göre daha fazla. Nerede lan? Rail mi takmam lazım? Bunu nereye tamamına takamıyorsun? Bunun altına gerçi rail takamam ki. Bunun direkt rail'i yok. Boyun tutar mı? Geliştirilmesine bağlı. Tam CT burada sprinti geri koyabilirim. Mermi alayım. Mermi yerine Meg alayım direkt. Yanıma da iki tane 120 mermi aldım. Adam onu yeter. Let's go. Sıfırdan başlayalım. Bunu Tarkov'a mı başlasın? Tarkov başlasın. Sıfırdan başlayalım. Bu öyle bir şey değil. Grafikler güzel bence. Grafikler güzel ya, dediğim gibi. Oyun çok daha basic ya. Bir de ben o kadar da oynayamadım. Yorum yapabilecek kadar. Yani ağlarla oynamak istiyorum. Ağlarla oynamak lazım bunu. Bunu 2 kişi 3 kişi oynasak daha keyifli olur. Ama işte millete beta yok. Bu arada şeyi götürüyorum. Hedef kitlesini bu oyunu iyi seçmeli. Çünkü Tarkov'u mu hedefliyor, Squad'ı mı hedefliyor? Onu iyi tercih etmeli. Çok arada. Şu anda. Şey geldi çok bu arada 6. ay için. Yok şu anda erken erişimde değil. Oyun ne diyebilir miyiz? Kötü değil. Yani kötü değil. Bu tür extraction shooter yavaş gunplay oynayanlar için iyi. AI biraz kötü. Yani AI'lar şu manada kötü. Şehrin buralarındaki AI'lar çok basit. Buralarındaki AI'lar da çıldırmış gibi tarıyorlar. Ya bunlar no scope atıyor. Bunlar da hiçbir sik yapmıyor. Yani bazıları hiçbir şey vurmuyor, diğerleri de one tap atıyor. Kaç para? Çıkmış bir oyun değil. PvP yokmuş. Var var PvP var. Hayvan gibi PvP var. Aman ölmeyelim. Adam ilk PC oyunu iyi kotarmışlar. Ya şimdi o çok da şey yapmayacağım ya. İlk PC oyunları bilmem ne. Ben bunun parasını vereceğim. Yani firmayı ben kurtarmıyorum.
Sen sihirbaz mısın amına koyayım? Ya ne yapıyorum? Geriye gidiyorum ya. Geriye giderken çok şey yapıyor. Sallanıyor. Alo. Ölmüyor. Thank you. Güzelmiş. Nasıl olmuş? Beğendin Güzelmiş, mi? evet. Şey, taktırmadın. Tane kupa götürmüştün, onu taktırmadın. Okay. Vazgeçtim. PvP bugün. Evet, PvP noktasına gideceğim. Geliyorum. Oo, kahve. Kahve, tamam mı? Geldim. Oyundaki bazı şeyler çok gerçekçi olduğu için saçma. Yani mesela bak Tarkov o gerçekçi ile eğlenceli dengesini bence iyi tutan bir oyun. O yüzden bu kadar zevkli Tarkov. Bu oyun bence onu sıçmış bazı noktalarda. Mesela bizim geçen kafamıza mermi geldi. Bir çın diye şey yapıyor. Tetanoz oluyoruz. Tetanoz değil. Neydi o? Tetanus. Onu oluyorsun abi. Ve yani geçmiyor. Kafana ameliyat yapana kadar geçmiyor. Çekilmiyor. Yani 10 dakikada olmasın be abi. 30 saniye çınla geç ya. Yorma yani. Bu arada network daha iyi olmuş ilk güne göre. İlk gün kafalarını teplememize rağmen ölmüyorlardı. Değişmiş bir şey. Daha iyi hissettiriyor oyun. Ne update getirdiler bilmiyorum ama belli oluyor. FPS iyi ya oyunun. Ya yani optimizasyonu düşündüğünüzden daha iyi. İkisi de FPS arkadaşlar. Yok loot var da loot buralarda değilmiş. Ben geçen Samet Birge abimi izledim. Şeyde asıl lootlar map'in daha içlerinde. Bu havalimanlarında. Şimdi oraya doğru gidiyoruz hatta. Ya boss'u görmedim ben ama boss gibi adamları gördüm. Zaten heriflerin silahları muazzam iyi. Full attachment'lı falan hani Raider gibi EFT'deki. Üzerine şöyle bir sıkıntısı var. Adamlar direkt no scope atıyor. Ya direkt HS atıyor ama yani şey filan yok. Bu arada çok boş boşuna dert ediyorsun. Beklediğimden çok şey değiştirmişler. Son ilk oynadığım günle şu anın arasında inanılmaz fark var.
İlk gün vurduğunda vurmuyormuşum gibi hissediyordum. Hani şey oluyordu. Adama mermi gitmiyormuş. Mermi istiklemiyormuş gibi varsayıyordum. Şu anda gidiyor. Grafik gayet iyi gözüküyor ya. Nasıl kötü gözüküyor ben anlamadım. Tutuş çok garip. Tutuşu ben de çok garip buluyorum. Kesinlikle katılıyorum. Tutuş yani bu kadar uzun süre bu kadar böyle tutamaman lazım gibime geliyor ama. Evet, povdan yani sikiyor. Yapımcıları kim bilmiyorum. Ya bir de grafikler açıkçası hiç mi hiç önemli benim sikimde değil. Onu ben kendim için söyleyebilirim. Grafiklerin hiçbir önemi yok. Tarkov'un grafiklerine bak. Yani. Abi tutuş gerçekçi de bak şimdi şöyle bir şey var. Tekrar aynı noktaya geliyorum. Gerçekçi ile eğlenceli arasında fark var. Her şeyi gerçekçi yaparsak o oyun inanılmaz sıkıcı bir oyun olur. Bazen eğlenceli olmalı. Bazı şeyler eğlenceli olmalı abi. Hani elinde sonunda kafadan mermi yediğinde de yani o tütünüz hayatın boyunca geçmiyor. Sen Survival Kit'i kafana böyle kulağına sokup bir şeyler yapamıyorsun. Bazı şeyleri eğlenceli şeyler için modifiye edeceksin. Bir de evet yani evet, bu tutuş gerçekçi de abi ben 2 saat raid'de kalıyorum. 2 saat raid'de böyle tutarak herifin eline kramp gelir. Bu ne ya? Yani adamın öyle bir kol kas yok yani. Ya bir de şöyle bir şey var. Şu kola bak oğlum şeyde. Şu anda mesela o kadar rahatsız etmiyor sizi. Ama şeyle beraber tutarken çok kanser ediyor. İsmi nedir onun? Red Dot'la filan. Oyun daha çatışa çıkmadı. Şu anda sadece yayıncılar ve ağlarına beta açık. Oyun EFT değil bu arada. Onu söyleyeyim size. Extraction based ama EFT'den daha çok Daisy veya Squad diyebilirim. Hani o yüzden daha farklı bir oyun. Hadi Crest out of the gas station. Gas station'un bir saniye gas station nerede? Şurada görevleri yapalım o zaman. Squad'la alakası yok. Yok, Squad'la alakası yoktan kasmıyorum. Squad gameplay'i var. Yani yavaşlık, tempo, bilmem ne daha Squad'a benziyor. EFT'dense. O manada diyorum. Ya o yüzden EFT ile dümdüz karşılaştırmıyorum ama yine de EFT rakip olabilecek bir oyun. Onu da söyleyeyim. Bazı şeyleri doğru yaparlarsa EFT ile kapışır. Ha EFT'nin keyfini verir mi? Bence vermez. Onun da en büyük sebebi şu olur. EFT daha kapalı bir map'te oynandığı için
Adrenalin seviyesi çok daha fazla. Şu animasyon çok güzel bu arada. Direkt silah yukarı kaldırması. Ya evet, bu ne biliyor musun? İşte EFT'de Wipe'ın ikinci ayına girdik. Üçüncü ayına girdik. Hileciler artık fink atıyor. Yani belamızı sikmeye başladı. Yeni bir oyun arıyoruz. Buna girdik. Oh. Oyunu. Bir de bu tür yavaş ağlarla extraction base mesela bu Rainbow Six'in şeyi var ya diğer oyunu. Neydi onun ismi? Ghost Recon. Ha, Ghost Recon'un yerine oynayabileceğiniz bir oyun. Vurdum. Vurdum kardeşim. Nasıl free to play? Yok, free to play nereden çıktı bu oyunu? Oyun free to play çıkmayacak. Dur. Gerçi bir saniye ya. Ver SKS'yi. Kulaklık takmamıştık, alayım kulaklıkla. Ender falan koyabiliyorsun. Neredeydim? Map. Ki biz zaten şimdi görevleri yapıp şeyleri de açacağız. Daha onları açmadık. Görevler yapıp daha fazla uçuş noktaları açabiliyorsun. Bak bak. Anladınız mı niye tutuşarak gibi? Yani gerçekçi olabilir ama oyunu sikiyor. Bir de arkadaki kuşları sustursunlar, yalvarıyorum. Gerçekten kuşlar, çiçekler, böcekler artık yani görsem nonstop atacağım. Girdim girdim sinekli bölgeye de geldim. Vız 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 vız. Hakemiz çok mu 18. için? Çıkışı yakın mı? Yani hiç fikrimiz yok. Şu anda yayıncılara early access'i. Early access'i değil, beta. Bir hafta boyunca, birkaç gün daha kaldı. Ama şöyle söyleyeyim, bence çıkabilir. Ben o yani şu haliyle early access görebilir bir oyun. Mustafa, aynen öyle. Çok az content yok mu? Bu tür olaylarda content PvP kendi yarattığın şeyler ya. Savaş bakın EF'den zayıf demişim. EF'den zayıf. Yani EF ama şöyle oğlum EFT bak. Ben kendim için konuşuyorum ama EFT'nin gunplay'i olmazsa zaten EFT suratına bakılacak bir oyun değil. EFT'nin hani 10 oyunun 15'inde EFT hile var EFT'de. Bize buna rağmen hala bu kadar senedir oynuyorsam, 6-7 senedir oynuyorsam bu siktiğimin oyununu. EFT'de bir bok var.
Yani adamlar şeyi çok iyi yapıyor yani, o gunplay Call of Duty'den bile iyi. FFT'deki çatışma adrenalini ben hiçbir oyunda yaşayamadım, yaşayamıyorum da. Yani bok gibi bir şey bu. Aa, benim orada kavga var. Lan dur. Ha, doktor odasıymış. Gidip ölümü almaya gideceğim bu arada şu anda. X-Find denemedim ya. Yok. Yok, oyun görsel olarak çok güzel gözüküyor bu oyun. Tamam. Gidelim eşyalarımızı alalım. Vault yapabildiğin yerler var, yapamadığın yerler var. Camlardan içeri vault yapamıyorsun. Sen nerede? Sıkıyor. Havai fişek mi atıyorlar? Ne yapıyorlar? Neyse, benim görevim burada değil. M4 niye bu kadar kötü duruyor? En sikko M4 çünkü bu. Araç yok oyunda, amelasyon var, koşuyorsun. En başta ama extraction zone'lar artıyor. Görevler yapınca. Ha, şuradaki helikopter kazasına geliyordum ben. Mayın var mı? İnşallah yoktur. Altıma sıçarım. Tamam, bunu bitirdim. Aa, bitirmemişim. Yakınlardaki. Aa bak, bölgelere gidince yeni inme nokta lokasyonları öğreniyorum. Aa, güzel yapmışlar. Haritayı gezdikçe daha fazla landing zone açılıyor. Aa, güzel olmuş. Ben de nasıl açacağımı merak ediyorum çünkü Shroud'dan izlerken bir baktım. Extra Landing Zone var onda. Bayağı vardı, 20 tane falan vardı.
Ben bu adamları nereden bulacağım? Tabii, çünkü extraction zone'ların bölgeleri hepsi pirinç tarlası gibi yerler. Karşı takımın inebileceği yere pusanlar var. Şimdiden spawn camp başlamış. Burada problem çok 21. için. Silah tutuş çok kötü. Ve benim de yani katılıyorum. Oyundaki en önemli şeylerden birisi. Online oyna, full online. Map hep açık. 7/24 açık map. Amcasının gülü çok 37. ay için. Zack Zed çok şu burada 46. için. Şuraya mı gittiler acaba? Nasıl yenileniyor? Tekrar doğuyorlar. Tekrar spawn oluyor her şey. Yavaş yavaş. Buralar galiba. Çok adam bağırdı be bir anda. Odanı göremiyorum ki. Uf. Her tarafım kanıyor. Bir şeyin yok. İyisin. Değilsin bu arada. Ama yani... Hallederiz! Oyunun başında düzgün dürbün yok. Oğlum ne yazık kanım azalıyor. Bir hap iç, bir bisküvi misküvi ye. Çıkacak bilmiyoruz. Tamam, kendimize geldik. Sivir Bruce. Bruce'u nasıl hallediyorum? Splint mi takıyorum? Yani splint çok mantıklı değil. Kırık için splint takılır da. Birisi öpse geçerdi aslında. İyileşti. Neye ilişki bilmiyorum. Kola içtim, kan olur şimdi. Aynen öyle. Adamla yani ne rush'ladı ama. Bizim adamları öldürmüşler. NPC de burada mı? Evet. Ben bir tane daha hap atayım mı ya? Hala diziyim yani. Sen neyle vurdun? AK ile vurmuş. Allah Allah. Kanama devam etmiyor ya, yok.
Karama artıyor o tam tersine. Bunu bitirdik. Mark the location of the body. Nerede bu? Bu tracker'la marklamamız gereken bir şey. Bunu siktir et. Bunların direkt lokasyonu yok mu ya? İnternette. Vardır da üşendim bakmaya. Neyse, bölgeden çıkmış sayıldık. Kovulduk ey halkım. Europe West'e gireyim o zaman, ne bileyim. Europe East kapandı, kapattılar. Hızlı teleport. Sonra patladı. Ama bütün itemlarında taşınıyorsun. Vallahi işime geldi yani açıkçası. Aa, güzel görev. Şehirde adam öldür. Tamam. Ben bu ablayı Canoa Sitnat. Hatta Google'layalım. Başlamıştır. Find Canoa Sin Arat. İnanır mısınız? Yok. Bir eşyalarımızı boşaltalım. Maglerimiz yanımızda. Şunu dolduralım. Bunları geri atma tuşu yok mu? Gauss burada dursun. Splint'i buraya koy. Maglerim var. Yemek tutalım. İbalinde şunu koyayım. Su koydum. Yemek. Yemekte iki tane küçük koymak daha mantıklı ya. Bu da dursun. Bunu bırak. Okey. Tamam girelim. Direkt şehrin merkezine gidelim. Buradan. FET pipe daha var ya, Haziran, Temmuz filan. Şu anda hileci yok. Şu yüzden hileci yok şu anda. Sadece yayıncılar ve yayıncıların ağları oynayabiliyor. Oyun full çıkınca büyük ihtimalle hileciler olur. Başkasının XP'ne katılabiliyorsun, katılabiliyorsun. Lan birisi benim helikopterimi çaldı. Raven dispatched, moving to base camp. Raven reporting, I'm on my way. ETA 30 seconds. PvP mi? İkisi de. Ustam gel. Bıçakla ne yapacaksın oğlum? Map sürekli açıp gir çık yapabiliyorsun istediğin zaman. Zero to Hero, hadi bakalım.
Yok yok, basketinden yok işte. Yani map hep açık, map değil de hani bütün bölge açık, sen karar veriyorsun. Çünkü yemektir, sudur map'te olduğu için. Yani tamamen girip çıkma olayın senin zamana bağlı. Gece gündüz döngüsü yok şu anda. Soruda kaç kişi var bilmiyorum ama tahminim 45 filandır. 15 15 15 de 3 tane faction var, bunlar. Büyük ihtimalle 15 15 15'tir. Gece döngüsü gelir ama bence. Kaynaklar yenileniyor. Kaynaklar ve düşmanlar yenileniyor. Town Hall'un orada bir şeyde ölmüş bu. Town Hall nerede? Aa, bakabiliyor musun böyle direkt? Süper. Meskiden yapabilir. Yani olabilir. Tarkov'da nasıl görüyorsan bunda da öyle göreceksin. Çok iyi açmış, helal olsun. Oyun tam olarak ne? Oyun Extraction bazlı DayZ gibi düşünebilirsiniz. Daha çok, EFT'den daha çok. Yani Extraction Base EFT gibi gir çık mekaniğine kurulu ama EFT'dense ana gameplay'i, oynanışı DayZ'ye daha çok benziyor. Bunlar bot. Şu mermi doldurmaya gelmeli oyunu. Bam diye dolduruyorum ya, rahatsız oluyorum. Panik yaptım. Lan bana. Serverları toparlamışlar. İlk günün gameplay'ine bakın. Ben o herifi öldürmek için 3-5 kere daha fazla sıkmam gerekiyordu. Server'ları çok iyi toparlamışlar. Çok kötüydü. Ölmedim lan. Botlar da bot bu arada yani. O toparlanır diye düşünüyorum. İnşallah. Botlara ölme ihtimalin sıfır deme bu arada. Yok, botlar öyle random sıkıyor gibi oluyor. Ondan sonra random bir headshot, 500 metreden bir headshot'ı gönderiyor sana. Diyorsun ki aa, ölmüşüm. Hani bot var, bot var. Nereden biliyorum? Benim öldüğüm değil bu arada. Yani havalimanı var. Havalimanındaki botlar direkt aim hack. Yani kafanı çıkardığın anda HS atıyorlar. Hiç böyle şeyi yok. İllallahları yok. Lookalike yapıyorlar zaten. Zaten genellikle bu tür botlarda, bot mekaniklerinde ilk mermiyi asla herife vurma diye kodlanır. Genelde.
Sıkıntı şu. Adam sana sıkmadı ama sen mesela adam mesela senin sağına sıktı. Sen sağa hareket ettin. Tek yiyorsun. Sen kendini öldürmüş oluyorsun. Ulan tracker almamışım yanıma. Fuck. Herifi de bulduk ha. Ne? Construction shop'un oradaymış herif. Construction site'ın oradadır diye düşünüyorum o zaman. Bir kişi daha öldürmem gerekiyormuş. Ana nereden ne mermisi düştü lan? Oyun şu anda sadece yayıncılar ve yayıncıların ağları oynayabiliyor. Ama yani ne zaman çıkar bilmiyorum ama bence bu yayıncı betası bittikten 1-2 hafta sonra küçük detayları fixleyip çıkaracaklar gibime geliyor. Çünkü temeli var yani kötü değil oyunun. Hani early access'e çıkabilecek kadar sağlam gibi hissettiriyor. Gerçi ben o kadar oynamadım. Ama random mermi sesleri geliyor, delirdim. Optimizasyon iyi. Ama yani benim PC'imde optimizasyon konuşmak biraz komik kaçıyor arkadaşlar genelde. Benim değil sizin oynamanız lazım ki tam yorum yapalım. Allah. Kulağımın yanından bir şey geçti. Unity ile alakası yok ki Tarkov'un kötü olmasının. Tarkov Tarkov olduğu için kötü. Unity ile alakası yok bu durumun. QE'de lean var da yani lean denebilir mi? Burada bir tane daha adam vardı. Bak ortam geriliyor. Makyaja geçiyorum. Okey. Ben hazırım. Ama oje sürmeyi unuttum. Anladım. Makyajdan sonra oje süreceğim. Tamam okey.
Yanak alırım. Yakışıklı yanak alırım. Bulaşıkları Ay. yıkadım. Ya niye Senden şey istiyorum ama spor kıyafetlerimizi pazartesi gideceğiz ya, yıkamaya koydum. Ha, okey. O bitince Hallederim. sen yayını kapatırsan asarsın. Okey, hallederim. Saçlarım, bunları geri soktu annem dedi. Yoksa ben de sokacağım Yo, dedi. Kötü güzel. şeyler olacak Hadi bakalım. dedi. Oo. Oo. Dedi ki bu mu dedi yapılmış saç, bu nasıl yapılmış saç dedi. Oo, kuaförü alıyor. Evet. O saçları dedi, öndekileri geri sokmadan dedi. Başka ne dedi? Evde kendin yapsan daha yapardın. Bir de buna paramı verdin dedi. Kuaför şu anda Düşünüyorum. Bakayım başka. Fön bile çekememiş. Böyle fön mü çekilir dedi. ne Başka yaptı ne lan bana? dedi? Tamam, kuaför öldü artık. Beğenmemiş yani genel olarak İnanır anlaşılmadıysa. mısın, hiç anlayamadım. Kuaför gerçekten roast olmuş. Çok kötüydü, her şey çok kötüydü. Topla koy, biz Ben de genelde Dyson biliyoruz. var. Yıllar önce, o zaman dergide çalışıyorum. Maaşımı Dyson'a yatırmıştım bir ay. Hayatımda yaptığım en doğru yatırım. Ama onu bence yenileme vakti geldi. Öyle miymiş? Evet, onu yenileme vakti geldi. Eskidi çünkü, çok eskidi Hmm, bendeki Dyson. öyle mi ya? Onu bir yenileyelim hocam. Öyle Ya saçımda bir şey böyle acayip bir şey yok da hoşuna gitmedi yani annemin. Neyse. Torun götü şapşaplandı. O görev yapıldı. Bulaşıklar yıkandı. Hadi bakalım. Çamaşırlar atıldı. Kuaförün adresini ver, hepsi olsun. Ya çocuk çekti fönü yani. Ben ne dediysem Daha da biraz fönü çıkayım bir çekti. Ne atölye için. yapsın Yo, çocuk biz da? dövelim, sen rahat ol. Dışarıda gidiyor, taciz ediyor ha bizi. Geldiler lan galiba. Geliyor. Ha, şuradalar hepsi. Oğlum herifler ne yardı ya ortamı? Bir saniye, şimdi bu herif neredeymiş? Lost and found. Herif local construction shop'ta clerk olarak çalışıyormuş. Ama adamın kendisi yok yani. Tekrar edemiyorum. Yani şey değil. Tarkov'un problemi Unity değil. Yani bir, Unity'nin şöyle bir derdi var. Yıllar önceki Unity'yi kullanmaları dert. Yılları güncellemediler Unity'yi. Unity yani yıllardır yıl şeklinde çıkıyor. Yani Unity 2019, Unity 2020, Unity 2021, Unity 5, 4 pardon 3'teydiler bu herifler. Sayılı versiyonundaydılar. O kadar senedir güncellemiyorlardı. En sonunda güncellediler. Onda da 4 sene geridekini güncellediler. Şimdi en güncele geçecekler de ertelediler. O yüzden hani ikinci problemleri de şu. Optimizasyonda mesela bir problemlerden birisi de o. Efe de çok eski oyun oğlum. Yani gerçekten eski bir oyun. O kadar eski bir versiyon ki o zamanlar Unity'nin kendi Oğlum ne oluyor? Rendering pipeline'ı yoktu. Kendi render sistemi yoktu. Bu herifler kendi yazdı. Kendi yazdığı için DLSS'e implemente ettiklerinde DLSS FPS düşürdü. Ya o yüzden yani Unity değil EFD'nin problemi. Kendileri. Oğlum her tarafta birileri bağırıyor. Tabii canım, DLSS FSR FPS düşürüyor, tam tersine. Kapıda direkt adam var.
Nereye gitti lan bu herif? Öldün bu arada sen ya. Ne çok adam var lan burada. Ne gerçek oyuncular var. Bu bölgede yok. Nasıl bu bölgede de var da. Adamların buraya gelmesi lazım. Ölmemeyi tercih ediyordu. Yok, sadece yayıncıları şu anda. Yayıncılar ve yayıncıların verdi arkadaşlar. O kadar. Ne oldu lan? Ne baş ağrısı girdi random. Çok adam öldürdüm, strese girdi karakter, gelecek kaygısı, enflasyonun derdi filan, hepsi üst üste geldi. Bende key yok arkadaşlar, ben de arkadaş slotundan girdim. Ya böyle bu tür oyunlar, FD tarzı oyunlar milyonlarca açıklandığı için ve ondan sonra çıkmadığı için ben bu oyunu o kadar takip etmedim. Ettim de yani çıkacağını düşünmediğim için adamlarla iletişime geçmemiştim. Ayıp ettin. Motherfucker filan. Oğlum kafana vuruyorum, öl. Şefik Gamer Roko çok ile iyi iletişimdeymiş. Adama göndermişler. Ben dedim Şefik dedi istiyor musun? Ben dedim olur yerim. Oy. Ondan aldım ben de ki yani. Ben de A kontenjanından girdim kısaca. İyi adam öldürdük ama. Allah. Bu adam nerede ya? Ya AI'ları iyi dengeleyememişler. Bazıları var çok kötü, bazıları var çok iyi. Onları düzeltirler. Skopu çıkınca daha kötü oluyor. Şöyle söyleyeyim, bir red dot var. Dot'u unutmuşlar red dot'ta. Havai fişek gösterisi yapıyor.
Oy bu ne? Tarkov'da 13 dakika bekliyorsan o server'ın çöktüğünü biliyor olman lazım. Bu kadar sürede Tarkov oynuyorsan bunlar zaten bilinen şeyler. 13 dakika Tarkov sürmüyor hiçbir zaman matchmaking'i. Scav dışında. Yok bazen buluyor da yani bug'lı o. Evet, 9'da falan pes etmen gerekiyor. Ne oldu yine? Ne baş ağrısı girdi ya karaktere? Nasıl olarak 3 dakikada oyuna giriyorum. Hangi map'e girdiğine bağlı olarak değişir ya. Wipe'ın ne zamanında, nerede? Map. Yani çok değişken bir şey o. Haziran Temmuz vibe gelir Tarkov'a. 6 ayda bir geliyor zaten. Ne zaman oyuncular tamamen şey yapar, bırakır oyunu, o zaman geliyor vibe. Ya zaten şeyden anlarsınız. Tarkov oynamıyorsanız bile subreddite girin. Bosslar faktörde götüm dağladı diye bir tane post görüyorsanız vibe'a 2 hafta kalmış demektir. Construction nerede ya? Şöyle yapalım. Çıkalım. Alfa 2'den çıkalım. Veya birden mi çıkalım? 3'ten mi çıkalım? 3'ten çıkabiliriz aslında. Ya da 2'den çık 3'ten çıkalım ya. Bu bence 20 dolardan çıkar. Nefesimi niye ben tutamıyorum? Abi nefesini tut. Yalvarıyorum nefesini tut ya. Eğim değil oğlum, nefesini tutamıyor karakter. Bug'landım mı lan yine acaba? Geçenlerde çok kötü bug'landım. Hiçbir tuşa basamıyordum. Buna kim 20 dolar verir? Verir oğlum, bayağı kişi 20 dolar verir buna. Ki yurt dışında 20'ye de çıkmadı, 30'a çıkar. Bize 20'ye çıkar. Öldük. Michelin lastiği olma zamanı. Dolar çıkacağını düşünmüyorum. Ya şöyle söyleyeyim, 40 dolara bu oyun çıkamaz. Tarkov'un orijinal fiyatından çıkamaz abi bu oyun. Neden? Çıkabilir. Tabii ki de çıkabilir. Hakları var ama yani batalım demek, yani batalım diye oyun çıkarmak da enteresan bir keyif.
Bisikletler aşağı. Yo, niye şey yapalım, banlayalım? Manyak mısın oğlum? Deli misin lan sen? Dümdüz gideceğim. Vietnam'ı. Ağaçlar daha bana konuşmadı. O yüzden emin değilim. Nasıl request denied ya? Ver lan. Bu ne anan negatif. Ah ah. El bombası var. Yanımda değil şu anda ama var. 3 dakika mı? Abi bizim karakter kalp krizinden geberecek. Neyse bak şunu iç. Rahatla. Şunu ne? Kurbağa sesleri gittikçe daha da çok artıyor, delireceğim bu arada. %500 oldu. Susmuyorlar. Susun. Aa bak bana ne gelmiş? Ad campaign gelmiş. Hemen bakayım. Shopify hemen tıklayayım da exe'ye açayım. Hemen. Açtım ya abi exe'yi. Abi benim Twitter. Lan oğlum sen daha erken geliyordun. Ne yaptın? Trafiğe mi takıldın? Rüya tek üzülen ben miyim? Abi ilkinde evet. Daha doğrusu hani ilkinde tek üzülen sen değilsin. İkincisinde sensin büyük ihtimalle. İkinci kere kaptırıyor sana, özür dilerim ama çok üzülemeyeceğim. Ya bir de yani ilki için ben de üzüldüm. Çünkü eninde sonunda çok stresli bir olay. İnsanı kaptırmak. O şahına gelmiştir. Bir şey olmuştur. Onlar çok ayrı da. Lan. Hocam ben sizi yan tarafta bekliyordum. Geldim dur. Kalkma sakın. Kalk. Böyle de çıkıyorsunuz map'ten. Ama yani sadece burada değil, birçok yerde LZ var. Ya ben mesela şeyde izledim. Şu bölgede 10 tane landing zone vardı. Minimum. Çok da eğleniyorum. O soruyu ben de merak ediyorum. Diyen görmedim.
PvP çok bug'lı değil de PvP çok instant, tek yiyorsun. Tarkov'un yerini alamaz. Tarkov'un yerini almaya çalışmıyor açıkçası bence. Ya öyle bir gameplay yok. Tarkov gameplay yok. Bu yani enteresan bir şekilde kendi ayaklarında durmaya çalışan, evet Tarkov'dan esinlenen bir şeyleri var ama gameplay öyle değil. Bu görevi de yaptık. Abi sizden birinizden ben şey almam gerekiyor. Gani'den mi almam gerekiyor? Tracker almam lazım. Tracker'ı götüme sokayım. Bir de mermi almam gerekiyor. Aldım, 300 tane aldım ya. 556 kullanıyoruz yani. Yanlış mermi mi aldım? Doğru aldım. Yok, Tarkov alternatif olarak yapılmamış. Tarkov'dan oyuncu çalmak için yapılmış ama Tarkov alternatifi olabilecek bir oyun değil. Öyle diyeyim. Yani Tarkov'dan Tarkov oyuncusunu çalabilir. Ama yani Tarkov şey değil, rekabetçisi bir şey değil. Grip takabiliyorsun ama bu silahı şu an ben açamıyorum. Onu açmam lazım. Ama benlik bugün en azından, bilmiyorum, belki akşam tekrar açarım. Bu kadar. Çünkü bir gidip gelmem lazım. İşlerim var bugün. O yüzden. Bugün işlerim var. O yüzden kısa açtım. Kendinize çık. İyi bakıyorsunuz dedim kısa diye. Yarınki yine belki görüşürüz. Belki update gelmiş oyuna. Belki bu akşam da yaparım. Bakılır.